ismim Mustafa Uslu. Yaklaşık 2 aya yakın bir süredir TÜİK Kayseri Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum. Merkezin takdiri gereği burada görev yapmak uygun göründü. Henüz yeni olmakla beraber Kayseri ile ilgili olumlu bir intiba söyleyebilirim. Tabii doğru, iyi bir noktaya değindiniz. Şimdi 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü, dolayısıyla kurumumuz da bir haber bülteni yayınladı. Burada bir ana temamız var, o da kadınların ve kız çocuklarının sağlıklarının ve haklarının korunması temalı bir haber bülteniydi. Bununla ilgili bazı hem ülke genelinde için hem de Kayseri için bazı bilgileri paylaşmak faydalı olabilir. Bu anlamda şimdi ben size bazı verilerden bahsedebilirim. Şimdi önce şundan bahsedeyim. Toplam evlenme sayılarında Türkiye genelinde 2018'den 2019'a geçerken bir yıllık süreçte %2,3 bir azalma var. Ama Kayseri'de bu durumun tersini görüyoruz. Bu bir yıllık süreçte ilimizde evlenme sayılarının %2 civarında arttığını gözlemliyoruz. Yani şöyle sayısal değerleri de söyleyebilirim. 9.353 olan 2018'deki Kayseri ili için evlenme sayısı 9.537'ye yükselmiş. Şimdi burada yine bahsettiğim gibi Dünya Nüfus Günü kapsamında önemli bir gösterge olan 18 yaş altı bayanların evlenme sayılarına da bir göz atmak faydalı olabilir. Bu 9.537 olan 2019'daki Kayseri'nin evlenme sayılarından içinde 387 adet gelin 16-17 yaş grubunda, yani çocuk düzeyinde 18 yaş altı. Bu Kayseri için %4.1'e tekabül ediyor. Türkiye genelinde de bu değer %3.1. O anlamda Türkiye'nin üzerinde bir değer ortaya çıkmış. Bunu gözlemliyoruz. Yine aynı bültene göre Türkiye'deki annelerin yaş ortalaması ile Kayseri'deki annelerin yaş ortalamasını karşılaştırabiliriz. Bu bağlamda bizim Kayseri'deki annelerimiz daha genç. Türkiye'de 28.9 olan anne yaş ortalaması Kayseri'de 28.7. Yani biraz daha genç annelerimiz. Biraz daha mikro düzeyde incelemek gerekirse işte Kayseri'deki doğurganlıkların 20 ile 30 yaş arasında Türkiye'ye göre daha yoğun olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 30 yaşın üzerine geçtiğinde bu durum tersine dönüyor. 30 yaşından sonra Kayseri'de anneler biraz daha doğum oranlarında düşüşe geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Yani normal şey mi? Çalışıyoruz. Aynen.